Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün İngiltere'deyiz. Şimdi Burak'la birlikteyiz aslında. Londra'da artık kaçıncı ayımız oldu? 4,5 ay oldu. 4,5 ay oldu. Uzun bir serüven diyorum ben buna aslında. Peki ne kadar süre dil eğitimi almıştık? Bir ay eğitimi aldık. Bir ay eğitimi aldık. 5 hafta olabilir. Hangi okulda? Malvern House. Neredeydi Malvern House? King Cross'ta. Çok güzel bir okuldu. Memnun kaldık yani. Süper. Peki yani King's Cross aslında Londra'nın merkezinde. Evet, birinci bölgede. Ve birçok yere de yakın oluşuyla aslında bence büyük bir avantaj sağlıyordur diye düşünüyorum. Okuldan sonra neler yapıyorduk, nasıldı ortamımız desem? Okuldan sonra bazen kendim, bazen arkadaşlarla çok park var. Dört bir yanımız parklarla dolu, kanallarla dolu. Yürüyüş olur, kahve içmek olur. Yani kahvemizi alıp genelde parklara gidiyorduk. Biz çok da keyif alıyorduk. Süper. Peki okulda dersler nasıl ilerliyordu? Yani birçok öğrenciye göre Türkiye'den geldikten sonra derslerin işleyişi birazcık farklılık gösterebiliyor. Fark ettirmeden öğretme gibi bir metodolojileri var aslında okulların, değil mi? Yani böyle bir eğitim noktasına geldiğinizde daha çok speaking ağırlıklı sanki. Evet, daha çok telaffuza ağırlık veriyorlar. Öyle yani, onu da öğrendik sayılır. Evet. Sabah ders alıp öğlen bitiyordu. Öğleden sonra da genelde takılıyorduk. Kaç gibi başlayıp kaç gibi bitiyordu dersler? 9'da başlayıp 12-12.30 gibi bitiyordu. Peki günün sonunda şunu diyebiliyor muyuz? Ya ben hani elementary başladım ama işte şu anda siparişimi kendim verebilirim, şunu yapabilirim, buradan buraya gidebilirim. Bu özgüvenim geldi. Kesinlikle geldi. İlk başta tabii zorlanıyor insan ama okuldan sonra bile, okul olmasa dahi burada olmak insana çok şey katıyor. Her şeyi öğreniyorsun. Çünkü öğrenmeye mecbursun yani hayatta kalmak için. Şu anda da hiçbir şey unutmadım yani. Her şey beynimin içinde. Tabii hala Londra'dayız evet, çünkü şu alıştık anda. Alıştık buraya. Peki şimdi neler yapıyorsun? Yani nereleri geziyorsun? Günün nasıl geçiyor desem? Çoğu zaman dışarıya gidiyorum ama artık fark ettim ki burayla da yetmiyor. Belki bir İrlanda turu yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki en 13'ü gibi. Bir tane arkadaşımla. Belki sonra da İskoçya. Yani buraya geldikten sonra insanın vizyonu gerçekten açılıyor. İnşallah o günleri de görürüz. Süper. Yani diyorsun ki aslında ben bir kere yurt dışına çıktım, bana yetmez. Yetmez kesinlikle. Sonra buradayken, hazır vizem varken. Çünkü aynen, kısa dönem öğrenci vizeleri İrlanda'ya da geçiş yapabiliyor. Evet, onu da sayenizde öğrenmiş olduk. Değerlendirelim madem kullanabiliyoruz. İrlanda'da neler yapacaksınız? İrlanda'da galiba Dublin ve Belfast'ta sizin de tavsiyeniz üzerine otobüs turu olabilir. Süper olur açıkçası. Bazen Dublin'den de günübirlik Belfast turları oluyor otobüste. Bazen Belfast'tan da turlar oluyor. Bunu evet, da yapabiliyorsunuz. Ama sizin zaten vaktiniz olacak bol. Muhtemelen 3 gün falan gezeceğiz gibi. Süper. Valla bence şahane. Herkesin aklını kalabileceği bir nokta diyebilirim açıkçası. Evet. Şimdi peki İngiltere'deki serüvenimizi düşündüğümüz zaman Türkiye ile İngiltere arasındaki nasıl bir farklılık ilk gözümüze çarptı? Yani ilk geldiğimiz anda ne düşündük, ne hissettik İngiltere hakkında? Aslında Türkiye'de ben kendimi birazcık İngilizce biliyor sanıyormuşum ama buraya geldiğimde öğrendim ki ben A2 bile belki değilim. 3-5 kelime öğrenmek zorunda ve Türkiye'de nedense İngilizce öğretmenleri kullanılmayan kelimeleri öğretiyorlar. Halbuki günlük hayatta şeyleri öğretse çok daha faydalı olacak ama buraya gelince günlük hayattaki şeyleri öğrendim ve herkes denemeli ya. Herkes öğrenmeli yani. Ya aslında burada o kadar da önemli bir şey olmadığı da ortaya çıkmıyor. Yani hiç sıfırken bile İngilizcesi insanın bir yerde sipariş verebiliyorsun. Kesinlikle şey. Çünkü çok farklı insanlar var. Her yerden gelen insanlar var yani. O yüzden hiç zorlanmıyorsun. Londra bu anlamda daha kozmopolit tabii ki. Yani birçok ulus var, birçok millet var. Öyle olunca zaten insan hani ya tamam iyi hoş geldik ama bir yerde de şey oluyor, farklı hissediyor. Evet. Çünkü Brezilyalı'da arkadaşın oluyor, Japon'da oluyor. Az önce mesela şeylerden konuşuyorduk. Çinliler ne yapıyorlar, nasıl ilerliyorlar? Evet. Gerçekten öyle, her yerden geliyorlar. Süper. Yani bu kadar farklı ulustan, milletten insanla bir arada olduğumuz zaman da zaten insana... Ya şu bile farklı bir his bence. Bir Çinliyle sağlık sistemini konuşuyorsun, diğeri Ukraynalı. Adam aynı sağlık sistemindeki dengesizlikten bahsediyor. Bir bakıyorsun, Türkiye'de de aynısı var, nasıl yani falan evet, oluyor. Bu arada onlarla konuşmak daha iyi çünkü sen çok İngilizce bilmediğin için oradaki adam da çok bilmiyor aslında. Böyle orta yolu birbirinizi yakalıyorsunuz, o çok güzel oluyor. Evrensel arkadaşlar edinmek çok önemli. Dil okulundaki arkadaşlar biraz daha farklılık gösteriyor değil mi? Yani evet, sokaktaki İngilizle konuşmak. Çünkü o da normal. Benim aynı sınıfımda olduğu için benimle aynı seviyede. O yüzden birbirimizi anlayabiliyoruz genellikle. Benim o konuda çok güzel bir anım var. Şöyle bir şey olmuştu. Amerikalı bir arkadaşım var. Ukraynalı da bir arkadaşım var. Biz ikimiz böyle Ukraynalı arkadaşımla birlikte espri yapıyoruz aklımız sıra. Konuşuyoruz ama saatlerce konuşmuşuz, gülüyoruz, eğleniyoruz, havahi. Amerikalı kız da bizi dinliyor sürekli. Dedi ki bir şey soracağım. Bu konuştuğunuz dil ne? Biz dedik ki yani ne diyorsun? Belli biraz.
Evet, nasıl yani? İngilizce konuşuyoruz. İkimiz de birbirimizi anlıyoruz. Dedik yani gerçekten mi? Hani kız o kadar anlamamış gibi dedi. Ne bileyim, saatlerce sohbet ettik falan hani. O kadar güzel İngilizce konuşuyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Çünkü ben mesela slap demiyorum. Yani işte sleep diyorsun, adam anlıyor. O anda İngilizce öğrendiğin için. Sözün perfectmiş. Kimden bahsediyorsun? Konunun üzerine gidiyor gibi düşünüyorsun aslında. Senin kurduğun yanlış İngilizceyi karşı tarafın anlayabildiğini görmek de sana büyük bir özgüven getiriyor. Özgüvenle zaten artık her şey, onu da söylerim, bunu da söylerim. Her şey akıyor, gidiyor sanki. Özgüven ilk ayla şu an çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Bitkide yükleniyor insan. Özgüvenin bayağı arttı diyebilirim yani. Ya kişisel olarak da yani bir yerde hiç bilmediğin bir noktada ayakta kalabiliyorsun. Yani İzmir'den İstanbul'a bile tek başına sırt çantasıyla çıksan eminim ki insan konfor alanından çıkıyor ve her insana böyle bir challenge öneririm yani. Herkes yapmalı. Peki İngiltere'ye gelmeyi düşündük. Etrafımızdaki insanlar bize neler söyledi? Çok sorular geldi. Yani ben araştırdım. Sizin videolarınız çok samimi geldi ve çok popülersiniz. Popülerlik de bana güven kattı çünkü dolandırılan insanlar da var. O yüzden böyle dolandırılan arkadaşlarım da olduğu için ben dedim bunu denemek istiyorum. Bana samimi ve tatlı geldiler. Siz de sağ olsun çok ilgilendiniz. Her zaman yanımdaydınız. Arada bir mail atıp işte var mı bir problem, yapabileceğimiz bir şey var mı diyerekten çok doğru bir karar verdiğimi gösterdiniz. Çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederiz. Aslında şöyle bir şey olmuyor mu? Yani etrafımızdaki insanlar sürekli ya vize alamazsan, ben de vizedenlere daldım. Şimdi ne olacak? Sen gidebilecek misin? Şu olursa bu olursa gibi böyle bir negatif bir algı yaratıyorlar sanki. Aslında bizim sistemimize dahil olduğunuz andan itibaren size bir vize testi yapılıyor ve bu vize testinin sonucunda eğer geçerli bir puan aldıysanız sizin aslında. Onu hatırlıyorum ama sonucunu hatırlamıyorum yani. Yani madem geçtim devam. Devam etmişiz, süper. Yani belli bir oran veriliyor. O oran sonucunda aslında yüzde kaç ihtimalle vize alabileceğinizi öngörüyoruz ve bunun üzerinden ilerlenmiş oluyor sonuçta. Burada ne kaybedebilirdim ki diyerekten girdiğim için. Süper, kazandıklarımıza evet. Odaklanmak gerekiyor. Aynen değil öyle mi? Önümüze bakalım. Süper. Peki İngiltere hayal ettiğimiz gibi mi çıktı? Genellikle aslında İngilizlerden çok farklı kesimden insanlarla tanışıyorsun. Onlar da bayağı sıcak geliyor zaten sana. Orada bir problem yaşamadım. Genel olarak hayal ettiğimden ötesinde aslında. Her yer farklı, insan hayatına önem veriyorlar. İngiltere çok güzel ya, herkesin görmesi lazım. Peki yaşadığımız böyle garip bir an var mı? Garip bir eğlence, ne bileyim yanlış anladığımız bir şey falan. İngilizler çok tuhaf, şaşırıyorum yani. Çok tuhaf böyle bir anım oldu. Bir gün yanımda birisi bodo vada falan diyor. Diyorum ne demek istiyorsun sen falan. Just weather falan diyor yani. Bir de su da ikiye ayrılıyormuş falan. Bunları öğrendim hemen. İnsan su içerken bile şey yapıyor değil mi? Aslında evet, kültür o da üçe bile ayrılıyor. Tap water diye de bir şey var biliyorsun. İşte sparling falan filan. Hepsi farklı geçiyor. Evet yani böyle insan hakikaten şey yapıyor. Aynı restoran kültürü yok. Aynı şey yok hani. Evet ben İngilizlerin bu arada hiç restoranını görmedim. Ya Hintli ya Çinli ya Türk. Hep böyle farklı kesimler var. Burası İngiliz. İngiliz mi? Evet. Londra merkezi de görmedim. Çok nadir ama ya. Evet yani değişiklik gösteriyor. Onlar biraz daha pop kültürüne ağırlaşmış durumdalar. Evet, ve bu mutfakları da çok yok aslında. Doğru. Peki sıfırdan bu yola çıkacak arkadaşlara. Evet. Ne tavsiye ederiz desem? Lemon Akademi tercih edin. Çünkü her daim yanınızdalar. Sadece gelirken değil geldikten sonra da yardımcı olmanız ve şu an burada oturup birlikte yiyip içmemiz bile doğru bir karar verdiğini gösteriyor şahsen. Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman şöyle klasikle kapatıyorum. Evet. İngiltere'ye 10 üzerinden puan verecek olsak puanımız kaç olur? 8 diyebilirim. 2 puan nereden kırdık? 2 puan çünkü daha gezmem gereken çok yer var. İlk yerden yüksek puan vermek istemiyorum. Süper tamam. Okulumuz Malvernas'a 10 üzerinden puan vereceğiz. Kaç veriyoruz? 7 diyebilirim ya. Biraz yoğun bir sınıftı. Ondan biraz puan kırdık. Yoğunluğundan puanımız kırıldı. Evet. Malvernas'ın da haber olsun buradan diyelim. Ama öğretmenler çok iyiydi. Lemon Akademi'ye 10 üzerinden puan verecek olsak. Kesinlikle 10 veriyorum. Korkmuştum acaba düşeceğiz mi diye. Süper pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman hepinize güzel günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.